Görüşte hepinize iyi akşamlar diliyorum sevgili seyirciler. Hem teaserlarımızı, alt yazılarımızı belirttiğimiz gibi Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Sayın Mehmet Öztürk canlı yayın konuğum, efendim önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Hava çok sıcak ama iyi olmaya devam edeceğiz değil mi efendim? Evet, tabii ki bu şehrin kendine az en güzel özelliklerinden bir tanesi de sıcak olması. Evet. Çünkü Antalya sıcak olmasa zaten bu kadar cazip de olmaz diye düşünüyoruz. Evet. Efendim sizi aslında birçok insan tanıyor, ben sizi de araştırıyorum, biliyorum zaten. Ama şimdi bütün Türkiye'ye birçok yere ulaşıyoruz. Tanımayanlar da tanısın. Biraz kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Efendim ben ismim Mehmet Öztürk. Antalya Aksu Karaözden'im. Evet. Mesleğim torna ve makine imalatıyla uğraşıyorum. Doğumunu sorabilirim ama değil mi? Efendim. Kaç doğumlusunuz? Tabii. 1968 Antalya doğumluyum. Evet. Mesleğim torna ve makine imalatıyla uğraşıyorum. Evet. Bir 10 yıl kadar, 15 yıl kadar tekne parçaları, yat parçaları imalatıyla uğraştım. Antalya Setur Marina'da, evet. Koç grubuna bağlı yat limanında. Hı hı. Hem buradaki yerli yatların hem de yabancı teknelerin, yatların aksesuar parçaları. Aynı zamanda yine denizlerde bulunan paraşüt teknelerinin, hı hı. Onların paraşüt sistemlerinin imalatını yaptım. Uzun yıllar yaptım. Öyle mi? Oradaki atölyelerimizi devrettik. Şimdi Akdeniz Sanayi Sitesi'nde tornacılık ve makine imalatıyla uğraşıyorum. Toplam kaç yıl oldu? Yaklaşık 27-28 yıldır çıraklık, kalfalık ve, evet, ustalık olarak ama evet. 25 yıldır da aşağı yukarı kendi işlerim var. 13 yıldır da Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanlığı'nı yapıyorum. Evet. Hep ben şöyle düşünürüm, nasıl tıp doktoru varsa aslında siz de makinelerin doktorusunuz. Yanlış tanımlamıyorum değil mi? Çünkü onlara sorunları, evet, çözüyorsunuz, ameliyat edip kesip biçiyorsunuz. Ya tabii ki şöyle düşünür, tornacılık aslında sanayinin temelidir, ana direğidir. Evet. Çünkü biz tornacılar çok büyük fabrikaların kurulmasında, çok büyük makinelerin imalat edilmesinde, uçak parçaları, kamera parçaları, aklınıza gelebilen her türlü üzerinizdeki gömlek, bardak, bunların tüm kalıpları, tüm makinaları torna tezgahlarında yapılır. Evet. Bizim mesleğimiz tabi ucu açık, tam bir mucit mesleğidir. Değil mi? Çok hoş bir meslek aslında. Bu yönüyle de keyif ve, evet, zevkli bir mesela meslek. Mesela bulunmayan bir parça oluyor. Tabi bulunmayan bir parçanın imalatını bir tornacıya gidersiniz. Usta ben bunun yenisini bulamadım. Bunu bir icat et dersiniz. Evet, o da, evet, o da ona elverişliyse, makinesi varsa, evet, heyecanlıysa o iş yapar. Seviyorsa, heyecan da yoksa usta bu benim işim değil der. İşte şu ama genelde tornacılar heyecanlı, o işi çok sevdiklerini biliyorum. Tabii tornacılık bir şey biraz üretiyorsunuz, değil mi? Aykırı düşünen bir meslek. İnsanlar değil mi? Aykırı düşünen insanlar aslında uygun bir meslek ama katılıyorum. Çok da aykırı düşündüğünüzde, evet, bu sefer geleceğiniz de kararıyor. Neden? Çok aykırı düşünürüz. Aykırı işler yaparsınız. Evet. Yani deneyler yaparsınız. Buluşlar. Bu sefer ev alamazsınız, araba alamazsınız, iş yeriniz olmaz. Evet. Çocuklarınız bir yere geldiğinde bizim babamız hep aykırı düşünmeyle vakitini, parasını kaybetmiş derler. Evet. Onun için çok aykırı düşünmemekle birlikte üretim, evet, ekonomisine tabii katkı sunan, evet, bir mesleğimiz önemli var. Önemli bir sektör, katılıyorum. Çok önemli. Peki efendim şimdi ben sizi biraz daha böyle araştırdım bu programa gelmeden önce. Sizin toplumsal duyarlılığınızın çok yüksek olduğunu biliyorum. Evet. Ama bu hiçbir zaman bir siyasi partiye doğru bir kaymamış. Öyle mi yani? Hep öyle mi oldu? Ben 13 yıldır Akdeniz Sanayi Sitesi'nde esnaflarımıza, evet, hizmet ediyorum. Evet. Ana yegane konumuz Akdeniz Sanayi Sitemiz 2500 iş yeri. Biraz sonra 15 soracağım onları. 15, evet, bine, evet, yakın çalışanıyla, evet, Türkiye'de alanında yani yaklaşık 1500 dönüm alana kurulmuş en büyük sanayi. Yoksa bu sorundan kaçmak için mi orayı anlattınız? Yok. Ama şu anlamda şey, ben de açacağım, evet, konuyu. Tabii, evet, burada şuna, evet, gelmek istiyorum. Buyurun. Ana konumuz bu görevler gerçekten önemli ve kutsal görevler. Seçilmişlik önemli. Evet. Size seçen insanlara layık olmak için,
Evet. O topluma, o millete layık olunmak için çalışmak aslında lazım. Aslında bir şekilde bunu yapıyorsunuz değil mi? Yani bir yönetici, siyasi parti olmak zorunda değil. Bir yönetici, değil bir muhtar, evet. bir kapıcı, bir site yöneticisi. Evet. Bir site yöneticisi, o sitenin çok iyi bir yöneticisi, ekibi varsa evet. kaderini değiştirir. Kesinlikle. Tabii orada ki. Daireler prim yapar. Evet. Orada herkes oturmak ister. Hı-hı. Kiralar da yükselir. Ama bir site yöneticisi gerçekten layıkıyla evet. hizmet yapamıyorsa da o sitede daireler düşer. Bir süre sonra da oturulmaz bir hale gelir. Bu şehir içinde böyle, evet. mahalle içinde böyle, ülkemiz içinde, sanayi içinde bir. Evet. Veya şirketiniz veya buradaki televizyon içinde. Geçerli. Peki efendim sizin kooperatifiniz Akdeniz Sanayi Sitesi hepimizin yeni sanayi evet, olarak yeni söylüyoruz. Sanayi. Antalya'da böyle konuşuyoruz. Doğru. Başka bir sanayi sitesiyle daha komşu galiba. Kepe sınırları içerisinde evet. değil mi? Biraz bahseder misiniz bizim sanayi sitesinden? Akdeniz Sanayi Sitemiz evet. Yani 1975'li yıllarda kurulmuş. O zamanın evet. değerli ustalarımız eski sanayi sitesi Muratpaşa bölgesinde hı hı. yetmeyince böyle bir sanayi sitesini kuruyorlar. Kaç yılında kuruldu efendim? 1975-76 yılında kuruluyor. Yeni sanayi evet. 1984 yılında rahmetli Suudi Türel döneminde, o zaman Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bakın, döneminde evet. temel attırıyor. 1995-96 yıllarında da yine rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel tarafından da hizmet evet, açılıyor. Yani sanayimizde çeşitli işler, otomotiv, ahşap ve metal işlerine dört bölümden oluşmuş. Bir daha sayar mısınız lütfen? Yani otomotiv var. Yani makina, makina, metal, evet. ahşap ve çeşitli işler. Yani evet. farklı meslek gruplarında. Ama ana grupta bu dört grup. İş ve toplam yani, kaç işletme var? Şu anda 2500 iş yeri var. 15.000'e evet. yakın da çalışanımız var. Müthiş bu, bir aile. Evet, evet. Çünkü şöyle düşünürsek Türkiye'nin 5. büyük şehri Antalya diyoruz. Evet, öyle. Antalya'da da herkes ev sahibi ve otel sahibi olmak istiyor. Hı hı. Ve herkes de otomotiv sahibi olmak istiyor. Evet. Hepimiz de iyi otomobile binmek istiyoruz. İyi evet. evimiz olsun diyoruz. Evet. Bu iyi otomobili tamir edecek iyi ustalar lazım. Değil mi? İyi eve evet. mobilyalarını yapacak. İyi otelin mobilyalarını yapacak da iyi mobilyacılara tabii ki. İhtiyaç var. Bu konularda sanayide iddialı, çok kaliteli ustalarımız var. Yani diğer şehirlere göre kendimizi nasıl kıyaslayabiliriz? Biz de o ilk beşin içinde miyiz öyle? Şu anda yani nüfusumuz orantılı mıyız? Tabii farklı illerde farklı esnaf kitleler öne çıkmış olabilir. Evet. Bugün bir mobilya sektörüne diyoruz ki Ankara siteler diyoruz. Diyoruz mesela, evet. Vesaire, İnegöl böyle. Diyoruz mesela. İnegöl deniyor benzeri evet. şeyler. Evet. Ama Antalya otomotiv nüfus oranına vurduğumuzda otomotiv bak kişi başına düşen de Türkiye'de hı hı. birinci diyorlar. Yani yazın gerçekten özellikle bu şehire evet. o 14 milyona yakın veya kaç öyle, hatırlamıyorum evet. 16 milyon diyor 16 Vali Bey. Evet. Bir turist geliyor da. Tabii. Bunların işte transferi, karşılaması, uğurlaması, taksi yemesi, içmesi olağanüstü bir hareketlilik var. Bayramda nüfusun 4-4,5 milyon olduğundan bahsediliyor. Doğru. Yollar, sokaklar. Bu insanların dışarıdan gelen insanların araçlarını tamir edecek veya buradaki insanların araçlarını tamir edecek ustalar ihtiyaç. Ya bunu da sanayilerde. Evet, bizim sanayi sistemimiz yani mesela başka bir şehirde, bir Denizli'de, Konya'da ya ne bileyim Burdur, Isparta'da evet şuranın ustası iyidir, Antalya'nın ustası iyidir diyebiliyoruz değil mi öyle bir? Elbette şimdi var, şöyle köklü bir sanayi tabii ki, değil mi? Her meslekte evet. bir işe gitmeden, bir tamirciye, bir doktora gitmeden önce tavsiyeyi dinliyoruz. Tabii onu sor, evet onu sor. Antalya'da yemeğe evet. nerede yersin? Tabii. Veya diyorsun Kayseri'nin neyi meşhur? Evet. Ve oraya gittiğinde bu ustalarda da böyle. Biz şunu söylüyoruz. Mutlaka sorarak, soruşturarak bir ustayı gitsin. Evet 50 usta vardır ama 50 ustanın içinde bu alanda kendini yetiştirmiş, geliştirmiş 5 tane vardır. Evet. Nasıl bilmeden hekime gitmediğimiz gibi bilmeden ustaya, hı. çevreye gitmemek lazım. Onun için referansla gitmek lazım. Tabii yarın ki. Orada bir sıkıntı yaşandığında size referans olan kişiyi devreye girerek en azından olabiliyor. Çünkü usta var, kalfa var,
çırak var, işte bir aksam olabilir. Evet, şöyle bir şey söyleyebilirim yani. Ben bir vatandaş olarak, bizim sanayi sistemimize herhangi bir ihtiyacımız, sıkıntımız olduğu zaman orada çözülür diye bir inancımız var. Tabii mutlaka var. Ama sorarak, yani soruşturarak. Tabii kesinlikle. Ama oradan çözülme çıkılabilir. Mutlaka otomotiv hani, alanında değil mi? Çok Antalya iyiyiz. Bugün Türkiye'de evet. ilk 3-4 şehir arasında otomotiv tamirciliği tabii, evet. alanında, kaporta, boya, evet. mobilya alanında Antalya, Ankara'nın da tamircilikte önünde, evet. İstanbul'da kafa koyuyor, Bursa'nın da önünde, evet. İzmir'in de önünde. Nüfus oranına baktığımızda burada evet. olağanüstü bir tatil yöresi, otomotiv hareketliliği var. Evet. Bunların da tamircilere bakıma ihtiyacı var. Bunu da Antalya'daki sanayi sitelerindeki ustalarımız en iyi şekilde yapıyorlar. Ama mutlaka ustaya evet. giderken birinin referansıyla gitsinler. Peki efendim, fiziksel olarak bizim orada eksiğimiz var mı? Yani sanayi sitemizin kaldırımları, yolları, ne bileyim, buna benzer ne gibi bir durumdayız? Şimdi şöyle efendim, tabii sanayi siteleri vasıtanın yoğun olarak geldiği yerler. Evet. Allah versin, bundan 20 yıl önce ustaların arabası nadir, ustalarda araba yoktu. Doğru. 20-25-30 sene önce. Evet, evet. Şimdi iş yerimizdeki, mesela benim kendi iş yerimde 15'e yakın personel var. Bunun 9 tanesinin kendi aracı var. Bir de evet. İş yerimin evet. de servis aracı, dışarı gidecek işe 5 de bizim var. Evet. Nereye koyacağız bu araçları? Yola koyuyoruz. Evet. Doğal olarak tüm esnaflar da bu şekilde. Yollar şu anda esnaflarımızın kendi arabalarını, işçilerimizin kendi arabalarından dolayı zaten yollar doğru. almıyor. O zaman bir otopark sorunu mu var? İşte yani? Otopark sorunu, sanayide evet. bir cidden bir trafik sorunu var. Evet. Geçmişte tabii 1970'li yıllarda, 80'li yıllarda kimde araba vardı? Doğru. Arabalar yoktu. Sayılı zenginlerde vardı. Biz de doğru. onlara bakıyoruz. Yani o zamanki planlamada, o zamanki planlamalarda konamadığı olur. için evet. şu anda sanayinin yollarında bir cidden otopark sorunu var. Peki o sorunu çözecek İşte mesela bu mesela. Sorunu niye, nasıl çözeriz? Sanayinin evet. dışında boş alanlarda bunları çözmeye çalışıyoruz. Ama evet. biz de Türk milleti olarak hepimizde bir alışkanlık var. Arabamızda evet. Evin içine gireceğiz. Arabamızda lokantanın yani içine, dükkanın içine. Tabii. Yani arabamızı biraz ileri bırakıp orada gelme olanağımız. Bu hem sanayi için hem de çarşıdaki diğer için, hepimiz için geçerli. Geçer, evet. Bunlarla ilgili projeler üretiyoruz. Mesela 15-20 gün önce Akdeniz Sanayi Sitemizde bir karagol alanımız vardı. Evet. Karagol 3-5-6 seneye ancak yapılır düşüncesiyle. Yaklaşık kooperatifimize ait 3,5 dönümlük bir karagol alanını komple Kepez Belediye'mizle, Hakan Başkan'la görüşerek oraya komple bir stalabizesini, işte sıkıştırmasını, greylerini komple tesviye ettirdik. Evet. 450 araçlık bir otoparkı sanayimizde hizmete açtık. Öyle mi? Evet. Mesela hemen Akdeniz Sanayi'de Endüstri Meslek Lisemizi PTT yanında en azından motor işlerindeki olan bir yığılmayı orada önleriz dedik. Yani bir esnaf veya evet. kalfa, başkanım aracımı nereye koyacağım dediğinde postanenin yanına otopark yaptık, evet. oraya koy. 50 metrede yürü. Yürü yani. Yürü kardeşim, biraz, yani. Biraz da kalori yak diyeceğiz yani. O şekilde bir çalışmamız mi? Var. Evet. Peki, tabii onun dışında sanayide birçok çalışmalar yapıyoruz. Evet. Mesela Türkiye'nin ilk özellikle sanayideki esnaflarımızın teknik eleman ihtiyacının çözümüne yönelik. Sanayide bugün en büyük yaşadığımız sorunlardan bir tanesi. Evet, değil mi? Belki sorularınızla oraya geleceğiz. Gel, evet. Teknik evet. eleman sorunu. Hı. Şu anda aslında bir sanayi siteler değil, ülkemizin, şehrimizin belki en önemli sorunu yetişmiş insan gücü. Hı hı. Var ama sanatsız bir gençlik var. Sanatsız bir kesim var. Evet. Bugün sanayimizde yüzlerce teknik ustaya ihtiyaç var. Gerçekten sanatkara ihtiyaç var. Ama aşağıdan çırak gelmiyor.
Artık evet, peki bu okullarla hani endüstri meslek liseleriyle bir şekilde şimdi oraya da bahsedeceğim. Evet. Şu anda sanayimizde 500-600'e yakın Suriyeli çocuk çalıştırıyor esnaflarımız. Gerçekten. Kaçak olmasına rağmen. Evet. Yasak olma ne yapar? Onu göz önüne. Çünkü sizin bir anahtarı getirip tutacak çırak yok. Evet. Efendim bir yeri süpürecek çırak yok. Bir civatacıya gidecek, alıp gelecek, civata getirecek çocuk yok. Esnaf da bunları göze alarak alıyor. Evet. Çünkü mecbur kalıyorlar. Çırak yani. Yok. Evet. Artık çıraklar, çocuklar sanayiye gelmek istemiyorlar. Daha kolay meslekler. Peki efendim size Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetki verse. Ben bir konu var isterseniz onu bitireyim. Gibi. Biz hani, bunlarla ilgili evet. iki çalışma yaptık. Ondan sonra size. O tavsiyeleriniz çok önemli evet. olacak çünkü. Şimdi sorunu siz yaşıyorsunuz. Geçmiş dönemlerde hemen hizmet binamızın çatısında 500 metrekare bir alanı Antalya Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yatılı çıraklık yurduna dönüştü. Türkiye'de örnek yurda bir proje. Örnek bir proje ve ödül de aldı. Evet. Bu projenin ana amacı çevre illerden, köylerden, ilçeden gelip sanayide çalışacak ve kalacak yeri olmayan çocuklarımızın orada yeme, içme ve barınma ihtiyacını ücretsiz karşılıyoruz. Öyle mi? Bir gün sizi de misafir ederiz inşallah orada. Müthiş bir şey bu çocuğumuz mesela Burdur'dan geldi. Sanayide Ali Usta'nın orada çalışmak istiyor. Evet. Ama Antalya'da kalacak yeri yok. Ustasınla evet. birlikte yurdumuza müracaat ediyor. Kaydı yapılıyor. Ve çocuğumuzun orada yeme, içme, barınmasını ücretsiz karşılıyoruz Antalya Büyükşehir Belediye'mizde. Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi. Çocuk hangi iş yerinde çalışıyorsa sabah kahvaltısı veya çorbası veriliyor yurt görevlileri tarafından. O iş yerinde mesleğini öğreniyor. Akşam da yurda geliyor. Normal duşunu alıyor, üstünü değiştiriyor. Yine yemekleri ikram ediyor. Sosyal aktivite varsa yurtta ona katılıyor. Evet. Yat vaktinde yatıyor ve İşine yine o çocuğun üzerindeki yağlı ve normal elbiseleri yurt görevlilerimiz tarafından yıkanıyor, ütüleniyor ve çırağımıza veriliyor. Müthiş İhtiyacı şey. Varsa da gerçekten yoksul ve ihtiyaç sahibi çocuğumuzsa da onun ihtiyaçları bizler tarafından gideriliyor. Kapasitemiz şu anda 100 ama evet. 20 civarında çırak var. Öyle mi diyorsunuz? Evet, 80 zaman, tane boş şimdi ama yatağımız şimdi, evet. Vay canına. Yani o ben zaman, sizin vasıtanızla evet, da biz de bunu şu bizi anda, izleyen özellikle bizi şu anda Isparta dahil olmak üzere evet, her yerimiz Ankara'dan gelir, Yozgat'tan gelir, Diyarbakır'dan gelir, Van'dan evet. gelir, nereden gelirse gelsin. 15-18 yaş arası yaş sınırı var yasa evet. gereği. Bir çırak. En küçük 15, en büyük 18. Evet, 18'i arası. Girdi mi yurtla ilişki kesildi. Ama 15 yaşında, 18 yaş arası çocuklarımızı biz orada yeme, içme ve barınmalarını ücretsiz karşılıyoruz. Türkiye'ye örnek bir proje. Yaklaşık bu yurdumuzda yapılalı. Çok iyi, çok tebrik ederim. 10 yıla yakındır oldu. Evet. Yüzlerce çocuğumuz orada yurdumuzda kaldı. Mezun oldular. Şimdi birçoğu iş yeri sahibi oldu. Değil mi? Usta oldular. Usta oldular. Evet. Ya bu gerçekten insanımıza dokunan, gençlerimize dokunan örnek bir proje. Bu projemizde gurur duyuyoruz. Tebrik ederim sizi. Ben bir daha altını çizeyim. Çünkü biz bile basın olarak evet. gözümüzden kaçan bir şey. Evet. Yani şu anda Türkiye'nin neresinde yaşarsa yaşasın. Antalya'da sanayi sitesinde çalışmak isteyen 15-18 yaş aralığında evet. bir çırak hem yatacak, barınacak yeri yeme, ücretsiz içme, veriyorsunuz. Barınma, yemesi, içmesi, kıyafetlerinin evet, yıkanması dahil olmak üzere. Evet, onlar dahil. Kıyafetleri yoksa da biz onları da karşılıyoruz. Ve böyle bir imkanımız var. Ve ben, istediği bir yerde de çalışacaksın. Evet, bize hangi mesleği istiyorsa. Aile şu evet. anda Burdur'un bir köyünden aradı. Evet. Veya Yozgat'ın bir köyünden aradı. Evet. Benim öyle bir çocuğum var. Tornacı yapmak istiyorum. Tamirci evet. yapmak istiyorum. Mobilyacı, döşemeci, aklına hangi meslekse sanayideki evet. bir çocuk kabul ediyoruz. O işletmeye götürüyoruz. Hangi uygunsa hı hı. işletmelerde bir işletmeye hı. kaydını yaptırıyoruz. Evet. Ve aynı zamanda yurdumuzda konaklamasını ücretsiz sağlıyoruz. Çocuğumuzun çıraklık okuluna kaydını yaptırıyoruz. Evet. Hemen az sonra belki ona da gelecek. Yine de örnek bir Endüstri Meslek Lisesi ve Çıraklık Okulu'nda bundan 2 yıl önce hayata geçirdik. Büyük gayretler evet. Sarf ettik. Evet. Tabii o dönemde hem
bütçesinin ayrılmasında hem bu okulun birebir ilgilenmesi yapımınla Ankara'dan ilgilenmesinde o dönemin belediye başkanı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve yine yerin planlanmasıyla ilgili bize Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi'ne her türlü desteği sağlayan Kepez Belediye Başkanımıza da huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ne güzel, bizler de yani teşekkür ederiz. Yani şöyle bizim yaptığımız toplum adına, millet adına, çıraklarımız adına yaptığımız tüm projelerde başta valimiz, milletvekillerimiz, tüm partilerimiz burada parti ayrılmaksızın herkes esnafın yanında. Yani bugüne kadar hiçbir devlet dairesinden bizim sanayi esnafının sorunu yapılması ile ilgili elimiz boş dönmedik. Belki boş döndük, bir daha gittik, bir daha gittik. Kapıyı kapattıysa pencereden girdik, aracı bulduk, işimizi çözdük. Yani ne kadar onu, güzel. Yani çok güzel bir haberdi bu yurt. Yani Akdeniz Sanayi Sitemizde şu anda örnek bir Endüstri Meslek Lisesi'nin 2 yıl önce hizmete açtı. Şimdi oraya giriyorum. Geçen sene 400'e yakın çocuğumuz vardı meslek lisesini okuyan. Şimdi oraya çıraklık okulunu da açtık. Yine devlet zaten şöyle bir imkan da verdi bu sene. Artık çıraklık okullarına giden öğrencilerimiz de liseyi bitirmiş sayacak. Denge okulu bitirmiş sayacak. Devlet önce bir yasa çıkardı. O yasadaki aksaklıklar, esnaflar tarafından devlete iletildi. Devlet oradan geri döndü. Evet. Çünkü dedi ki herkes liseyi bitirecek. Ama ülkenin de bir gerçekleri var. Tabii. Görmek zorundayız. Tabii. Bir takım bürokratlar onu görmeden bir kanun çıkardılar. Evet. Çıraklık okullarını kapattılar. Evet. Oysa ki Türkiye daha henüz o istenilen her şeyin lise düzeyinde olmasının düzeye de gelmemişti. Doğru. Ondan dolayı o yanlıştan döndüler. Ne yapalım dediler. Bizlerin de önerdiler. Çıraklık okullarını bitiren 3 yıllık, 4 yıllık o çocuklar da lise değil de denge okul sayalım. Yani bitirmiş olsun. Tabii doğru hareket. Yani onlara diplomaları verilsin. Evet. Sonra bir ara ehliyet verilmeyecek lise mezunları şu bunlara. O ne oldu? Vatandaş oradan kopardı çocuklar. Doğru. O yanlıştan devlet döndü. Şimdi yeni yeni çıraklık okullarına öğrenciler çoğalmaya başladı. O da esnafımıza, sanatkarımıza rahatlattı biner. Evet, bizler de bu konuda sorumluluk duyup özellikle okullarımızla, çıraklık okullarıyla da ilgili programlar yaparsak galiba tabii daha, ki iyi, daha iyi olur. Devletimiz vatandaşlarımıza. Şu anda bunlarla ilgili çalışma yapıyor ama yeterli değil. Evet. Şu anda Türkiye'de gerçekten bir meslek liseleri sıkıntısı var. Evet. İşte bakanlık, devlet bunlarla ilgili çözüm üretmeye çalışıyor. Şöyle ki Türkiye'de teşvik veriyor devlet bunlarla ilgili birçok. Evet. Ama nedense çünkü en zayıf öğrenciler meslek liselerine gidiyor. Sıkıntılı öğrenciler oralara gidiyor. Bir de meslek lisesine giden öğrencilerin büyük bölümü mezun oldukları meslekleri yapmıyorlar. Soruyorum geçen meslek lisesinde derslere giriyorum. Girişimde derslerine. Öğrenciye soruyorum ne olacaksın? Polis olacağım. Sen ne olacaksın? Ben de diyor asker olacağım. Ya kardeşim burası meslek lisesi, polis okulu değil, askeri okul değil. Evet. İşte bunları anlatmak, o zaman devlet değil mi? Burada eksiklerimiz var. Bizler devlet yetkililerine iletiyoruz. Şöyle yapalım, işte Esnaf Odalar Birliğimiz iletiyor, ticaret odamız iletiyor, meslek odalar başkanlarımız iletiyor bunları ilgililere. İşte ilgililer de tabii bizlerden gelen talep doğrultusunda bir şey yapmaya çalışıyorlar ama orada bu ülke daha henüz biz ülke olarak meslek liseleri sorununu çözemedik. O sistemi oturtamadık. Oturtamadık. Evet. Oturmadığı için de herkes iyi bir usta arıyor. İyi usta da yok. Peki aslında bunların çözümleri sizin gibi bu işin temelinden içinde olan insanlardan yararlanmak daha doğru değil mi? Aslında sorunu en iyi bilen sizlersiniz, bunu yaşayan insanlar. Her öğrenci, her aile çocuğunu doktor, hakim, savcı yapmak istiyor. Evet. Siz sorsanız şimdi, Mehmet Bey siz başkanım sanayide olmasınız, çocuğunuzu oraya katar mısınız? Katma. Şimdi, siz de bunu söylüyorsunuz. Mesleği anlatamadım. Bu sen da toplumda da, böyle düşünüyor. Evet. Ne oluyor? Şimdi bize
Her gün. Siz de aynı şeyi düşünüyor musunuz? Aynı şeyi düşünüyorum. Evet. Katma. Evet. Niye katma? Daha farklı, daha kısa sürede evet. işte. Ben de çocuğumu mühendis yapmak isterim. Bir evet. kurumsal firmada doktor 10 milyar lira, 15 milyar lira maaş alsın. Amerika'ya gitsin, İtalya'ya gitsin istersin. Evet. Toplum da böyle düşünüyor. Hı hı. Daha kısa sürede ekonomik durumlar, kariyerli bir iş olsun. Evet. Adında önünde mimar olsun, hı hı. doktor olsun. Böyle düşünüyoruz. Evet. O zaman oralara cazip halden çıkıyor. Evet. Diğer alan. İyi, ne yapmak lazım o zaman? Mehmet işte Bey. Bunlarla ilgili... Aslında temelden çözüm bulmak lazım. Şimdi yani toplumsal bir aslında bilinç değişikliğine de ihtiyacımız var mı? Yani bir bana göre bir torna ustası, bir marangoz, bir mobilyacı, bir öğretmenden, doktordan farkı yok bana göre. İşte yani, yok ama birisi değer görmüyor. Belki neyle değer görüyor? Ustalığı var da şimdi o evet. usta olmasa şu usta diyor. Şimdi bir de öbür tarafta ne var? Herkes devlete girmek istiyor. Bugün bana 4 tane aile geldi. Evet. Çocuğumun işte adliyelere eleman alacakmış. Efendim bilmem sağlığa eleman alacakmış. İşte orayı arayacağım, burayı arayacağım. Herkes devlete katmak istiyor. Ha siz bana sorarsanız, başkanım siz ben de devlete girmek istiyorum. Allah Allah. Neden devlete? Çünkü serbest piyasa zor efendim. Şu anda kiralar artmış durumda. Algı, vergi, personel yok. Düşünüyorsunuz gara gara. Evet. Devlete niye insanların top bir yere 100 adam alınca 5000 adam başvuruyor? Evet. Yani sen evet. 100 adam alacaksın kimse başvurmuyor. Evet. Ben bunun tersini yaşayan insanlardan birisiyim. Ben beden eğitimi öğretmeniydim, istifa ettim. Vallahi, televizyonu kurdum. Yani bence... Ama bu çok az bir insana evet. nasip olur. Evet. Antalya'da belki 50-100 tane bahsedilen televizyoncu evet. vardır. Fakat bir tanesine televizyon kurmak nasip evet. olur. Ve ikisine o da evet. kalabilirse, yürüyebilirse. Evet. İkinci bölümde devam edeceğiz Sayın Öztürk. İzninizle bir kısa mola verelim. Tamam. Ve ondan sonra devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Sayın Mehmet Öztürk ile beraberiz. Çok önemli bir konuyu işliyoruz. Biraz böyle de gülümseyerek konuşuyoruz ama gerçekten önemli bir konu. Çünkü hepimizi bir şekilde uğradığı bir yer sanayiler. Bu yüzden buraya dikkatle konuşacağız. Biraz sonra tekrar beraberiz. Televizyon reklamcılığının diğer büyük reklam mecralarına oranla 3 kat daha verimli olduğunu biliyor muydunuz? Popülerliğini sürdüren televizyon, bir reklam mecrası olarak %64 ile en çok tercih edilen mecra oldu. Gazete %30 ile ikinci sırada yer alırken, bu basın organlarını dergi, radyo ve açık hava takip ediyor. Kanal Antalya'ya verdiğiniz reklam kazanç olarak size dönecektir. Direncinizin azaldığını mı düşünüyorsunuz? Size organik bir formül verelim, siz de onu yaşamınızı daha sağlıklı kılmak için kullanın. Arı reçinesi propolisle sürekli zinde ve enerji dolu kalın. Organik su bazlı propolis dem natürel güvencesiyle hayat kalitenizi arttırmak için dem natürel organik su bazlı propolis tüketin. Demet Demirhan, fitoterapi uzmanı, kendisine özgü bir teknikle propolisi suda çözmeyi başardı. Dem Natürel organik su bazlı propolis, alkol, glikol, kimyasal, koruyucu içermez. %100 propolis ekstratı içerir. %100 Türk Propolis, Dem Natürel güvencesiyle dünyada ilk ve Türkiye'de tek Dem Natürel organik su bazlı propolis sadece Dem Natürel'in tescilli markasıdır.
fazla bilgi almak için bizi takip edin. Güvenli okul, iyi insan. 12 ay boyunca sabah 7.30, akşam 19 arası, cumartesi günü dahil hizmet veren okulumuzda çocuklarımız gün boyunca farklı atölyelerde vakit geçirerek, eğlenerek öğrenmenin tadına varıyorlar. Çocuklarımızı günde 2 saat İngilizce, ana dili seviyesinde Rusça eğitimi, müzik, orf, jimnastik, dans, drama, satranç, robotik kodlama, bilim, dokuma ve dikiş atölyeleriyle ve iyi insan olmayı gerektiren değerlerimizle hayatın her alanına hazırlıyoruz. Atatürk'ümüzün de iyi insan olma değerlerine önem veren, doğaya ve tüm canlılara saygılı, paylaşımcı, adaletli, vatansever, pırıl pırıl çocuklar yetiştiriyoruz. Antalya'nın en büyük bahçesine sahip, meyve ağaçlarıyla dolu olan okulumuzda çocuklar günlerinin büyük bir bölümünü oyunlar oynayarak, etkinlikler yaparak bahçede keyifli aktiviteler eşliğinde geçirmektedirler. Yaz boyunca bahçemizde günlük bakımları düzenli olarak yapılan bir havuz da bulunmaktadır. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısından ayrı akşam üzeri de taze meyve tüketen çocuklar, hijyenik olan kendi mutfağımızda organik ve taze gıdalarla pişen yemeklerle sağlıklı beslenmektedirler. Doğalgaz ısıtma sistemi de bulunan kurumumuzun tüm alanları aynı sıcaklıkta tutularak çocuklarımıza konforlu ve sağlıklı bir ortam sunuluyor. Çocuklarımız için güvenliğin en üst seviyede sağlandığı temiz ve hijyenik bir ortam sağlamaktayız. Antalya Güneşi Kreşi, anaokulu ve yaz okulu olarak da hizmet vermektedir. İlkemiz, güvenli okulda iyi insanlar yetiştirmek. 7'den 70'e, şehirden uzaklaşıp kamp ve karavan alanımızda buluşmaya ne dersiniz? 60 çadır kapasiteli kamp alanımızda yiyeceklerinizi hazırlayabileceğiniz ocak, fırın, buzdolabı, tuvalet, temiz su, gün ısı, çamaşır makinesi, elektrik ve internet altyapımızla doğanın tüm güzelliklerini barındıran Adrasan'da 5200 metrekarelik geniş bir alanda dinlenmek, tazelenmek sizlere iyi gelecek. Güvenli, geniş buluşma alanımızda hizmetinizdeyiz. Acar Camping ve Karavan, Cenko. İrtibat 0544 292 99 91. Kaliteden ödün vermeden her türlü bütçeye uygun organizasyonun yeni adresi Havai Beach. Misafirlerine özel 24 saat otopark hizmeti, her gece canlı müzik eşliğinde Akdeniz'in eşsiz yemek çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Huzur ve güven ortamında gönül rahatlığıyla dostlarınızı ağırlayabileceğiniz yeni mekanınız Havai Beach.
milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Namuslu dursun duvara. Aslında sevgili seyirciler, onlar makinaların, ahşapların, aklınıza gelebilecek birçok malzemelerin doktorları. Yani sanayideki ustalarımızdan bahsediyoruz. Ve Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Sayın Mehmet Öztürk de yanımda, canlı yayın konuğum, ikinci bölümdeyiz. Aslında birçok şeyi konuşuyoruz. Çok şeyler yapmışsınız. Onu da gözlemliyoruz. Mesela cam piramidin yanından geçerken orada heykeller var. O da sizin ellerinizden çıkmış değil mi o adam? Akdeniz Sanayi Sitesi'nin bir ürünleri. Evet, geçmiş dönemde eski Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kaydın döneminde. Evet. O zaman Kültür Dairesi Başkanı onun Sayın Adem Akgürek. Evet. Bir gün belediye sanayimizi ziyaret etti. Bizlere dedi ki, hı hı, ya arkadaşlar dedi, başkanım biz burada işte bir esnafın dedi atıklarından, işte hurdaya attığı, evet, kenara attığı atıklardan heykeller yapalım dedi. Bize de biraz hiç garip geldi. Geldi yani abi, nasıl olacak? Ne heykel dedi. Bunu anlatamayız. Hı hı. Evet. Yani siz bir bununla ilgili dedi. Ben de bir heykel tıraş, size bir takım destekler olacak. Hı hı. Bununla ilgili dedi bir proje yapalım. 10 kişi dedi yapsın. Yani evet. 10 tane esnafa farklı heykeller sunalım. Birisi evet, işte şunu yapsın. Biri bunu yapsın. Evet. Önce esnaflara ben bunu sunduğumda esnaflar dediler ki, ya başkan senin başka işin yok mu falan. Böyle garip küçük şeyler, ne heykeli falan dediler. Ondan sonra biraz gittik ikna ederek ilk projemizde bir 15'e yakın atıklardan heykeller yaptık. Hemen Akdeniz Sanayi Sitesi camisi önünde bunları sergiledik. Evet. İkinci projede bir 13 tane daha heykel üretildi, yaptık atıklardan. Evet. Esnaflarımız daha sonra yaptıkları heykelleri görünce, orada isimleri vesaireleri yazınca, görünce çok mutlu oldular değil mi? Boş ulusal, işle uğraşılmıyormuş ulusal yani. Ulusal televizyonlarımızda yansıdı, çıktı, gazetelerde tabii çıktı, çok evet gelenler oldu. Evet. Hatta o dönemde Akaydın Başkan döneminde üst açık otobüslerde belediye bir ring oluşturmuştu. İşte Cumhuriyet Meydanı'ndan sabah 9'da kalkıyordu. Hı hı. Aslında iyi bir proje. Evet. Nereye gidiyordu? Düden götürüyor. Evet. Düden parka götürüyor. Düden hı parktan işte kale içinde şurada tarihi ve turistik yerleri bu ring otobüsü dolaşıyordu. Hı hı. Kültür Dairesi Başkanı Akdeniz Sanayi Sitesi'ni de bu ringe dahil etmiş. Evet. Bir gün baktım ki bizim belediyenin bu ring otobüsü bizim Heykel Park Sanayi Camisi'nin önünde evet, 50-100 kişi, 50-60 kişi, hı hı, otobüsten inerek sanayideki o heykel parkı gezdi. Çok mutlu oldum. Değil mi, ne güzel. Neden? Evet. İnsanların sanayi tanıması, oradaki ustalarımızın eserlerini görmesi bizleri çok mutlu etti. Evet. Geçen dönemde o eserlerin içinde çarşıdaki Büyükşehir Belediye'mize ait parklara alınmasını talep ettik. Bir bölümünü işte akvaryumdaki kent parkını Akdeniz Park'a hı-hı aldık. Bir bölüm cam piramidin oraya. Hı-hı. Bir bölümü de Düden Park'ta olmak üzere yaklaşık çok aşama, 25 gerçekten civarında evet atıklardan yapılmış eserlerimizi evet bu parklara serpiştirdik. Ve çok estetik yalnız. Evet. Böyle çok estetik böyle hani basit şeyler değil. Baktığınız zaman hayranlıkla izliyorsunuz. Şimdi şöyle diyorum ben her zaman evet, bir şehrin içi sanat ve sanatçı da olmalı. Değil mi? Tabii ki yani. Siz geldiniz, evet, bir şehire girdiniz, sanat faaliyeti yok. Denize girdiniz, hı-hı, denizden çıktınız. İşte şimdi kahveler moda. Kahveye evet girdiniz, akşama kadar. Oysa ki orada bir müzik sesleri gelmeli, gitar sesleri gelmedi. Aynı işte Barcelona'da, işte
Almanya'da, Hollanda'da, Paris'te olduğu gibi sokak sanatçılarının olduğu, değil mi? Tiyatroların olduğu, diğer sanat eserlerinin olduğu, parklarının çok değişik sanat eserleriyle dolu dolu olduğu bir parklar, şehirler, caddeler gördüğünüzde o zaman anlıyorsunuz daha, ki o şehir gelişmiş bir şehir, mutlu oluyorsunuz olacağım. Değil mi? İnsanlara duygularına hitap ediyor çünkü. Biz de Akdeniz Sanayi Sitesi esnaflarımızla birlikte bu şehrin sokaklarına 30'a yakın atık metallerden yapılmış heykellerimizi üreterek, alın terini üreterek oralara koyduk. Onda da çok mutluyuz. Belki çoğumuzun bile hani farkında bile değiliz de aslında o. Ben hemen sana... cam piramidin orada. Evet. Ben de bir tane zürafa yaptım. Öyle mi zürafa? Hemen cam piramidin orada. Evet. Orada da Öztürk torunu Mehmet Öztürk yazar. Adı da zürafamızın Mihriban Sultan. Bir de küçük yavrusu var. Onun da adı Zarife. Ne güzel. Çok güzel. Mutlu oluyoruz. Ne kadar güzel. Tabii eserimle. Tabii geçerken ben de hemen zürafaya bakıyorum. Evet. Yani o Antalya Spor Kavşağı'ndan geçerken mikrosun oradan hemen sağ tarafta zürafama bakıyorum. Evet, bir daha bakarız. Peki efendim, şimdi sizin önemli çalışmalarınız var. Sağlık Polikliniği gibi. Kime yönelik ve nasıl bir çalışma? Neyi düşündünüz orada? Akdeniz Sanayi Sitemizde tabii ki sanayi siteleri olunca iş kazaları veya sağlık yönünden riskli alanlar. Alan, yani tabii daha ki, riskli tabii alanlar. Ki. Bir üç dönümlük bir arsamız vardı. Hı hı. Bunu İl Sağlık Müdürlüğümüzle, valilikle, o dönemde geçmişte özel idare dediğimiz İl Genel Meclisi'nde o zaman daha o dönemin bütün şehir yönü, yoktu. Evet. Görüşerek buranın yatırım programına alınmasını sağladık. Ve Akdeniz Sanayi Sitemizde bu polikliniğimizi bitirdik. Yaklaşık 7-8 yılı aşkındır. Akdeniz Sanayi Sitemizde 3 tane doktorumuz, 3 tane hemşiremizle birlikte oradaki çalışanlarımıza hizmet veriyor. Acil durumlarda da hizmet acil veriyor. Acil durumlarda. Tabii sabah 8'de geliyor. İşte 5'e kadar devletin yasal şeyi içerisinde çalışanlarımıza hizmet veriyor. Doktorlarımız, hemşirelerimiz. O hem polikliniğin yapılmasında hem de doktorlarımızın, aile hekimlerimiz gelmesinde öncelikle sanayideki esnaf ve çalışanlarımızın nüfus kayıtları, mahalle kayıtlarını sanayiye aldık. Çünkü herkesin sanayi bir yerleşim alanı olmadığından dolayı herkesin kayıtları bulunduğu mahallelerde. Doğal olarak. Doğal olarak oraya bir aile hekimi geldim. Belli bir miktar onun kayıtlı nüfusu olması gerekiyor. Gerekiyor. 3500 civarında. Evet. Dükkan dükkan dolaşarak, evet, kalfaları ikna ederek, ustaları ikna ederek, çalışanları ikna ederek onların nüfuslarının sanayiye alınmasını sağladık. Bir 3500-4000 bir nüfus aldık, bir doktor getirdik. Evet, bir daha. Sonra ikinciyi getirmek için bir 4000 nüfus daha aldık. Evet. Üçüncüyü getirdik, 4000. Ama bir kesim çalışanımız da veya esnaf da gelmek istemiyor. Bulunduğu mahalledeki doktorundan memnun, aile hekiminden memnun. Tabii. İnşallah önümüzdeki süreçte tekrar bir 3000-3500 daha getirebilirsek, bir doktor dördüncü doktorumuzu da getireceğiz. Ben hem çalışanlarımıza hem esnaflarımıza soruyorum. Sağlık polikliniğimiz, doktorlarımızdan, hemşirelerimizden memnuniyetini, kendim de ailemle birlikte sanayideki doktorlardan hizmet alıyorum. Çok mutluyuz. Hem çalışanlarımız memnun, doktorlarımız memnun. Bu esnada iş kaybını yani en aza indir. En önemli olay, sabah nasıl? Sizin bir işçiniz var. Evet. İşte diyor Mehmet Usta, ben yarın sağlık ocağına gideceğim. Eyvah, evet, gittiniz. Evet, ertesi gün biri de gidiyor. Hı hı. Allah, o gün işinizin %50'si yok. Evet, nasıl zaten olacak? Gittiği vakit o gün o sağlık ocağına eleman işe gelmiyor. Evet. Gelse bile 9'da 10'da oluyor. İşte bir sıra bekledim. Sıra bekliyor. O netti, bu netti, evine gidiyor. Evet. Ama sanayi sitesinde geldiğinde usta benim kolum ağrıyor, işte şuram ağrıyor, grip oldum, nezle oldum. Hemen işverenle birlikte sağlık ocağına giderek orada raporu yoksa, rapor yazmıyorsa günübirlik ilacını yazıp eczanelerde alıp hemen işe geliyor. Ustalarımız için de büyük minnet. Tabii. Usta tabii. Çalışan gibi bir gün gelmemezlik yapamaz, dükkan kapanır. Tabii yani. Onun tabii için ustamız sabah 9'da geliyor, 8.30'da doktoruna muayene alıyor, ilacını alıyor, doğru işinin başına. Size
dakikası 15 dakika. 20 dakika içinde işini bitiriyor dükkanın başında. Evet, bu çok normal. Her sanayi sitesinde olan bir şey değil, evet, değil mi? Her sanayi sitesinde sağlık ocağı yoktur. Büyük organizelerde vardır. Evet. Bazı sanayilerin kenarlarında vardır. Evet. Ama Akdeniz sanayi sitemizi planlarken bu alanları koymuşlar. Biz de buraya bu merkezlerin yapılmasını sağladık. Evet, tebrik ediyorum sizi gerçekten. Çıraklık Okulu'nun yapılmasını sağladık. Endüstri Meslek Lisesi'nin ve sağlık ocağımızın ve bu esnada esnaflarımızın, çalışanlarımızın sağlık sorununu çözdük ve iş kayıplarını, sanayi sitelerinde iş kaybını en aza indik. Çok iyi bir büyük çalışma. Büyük bir iş kaybı. Onu önlediniz. Yani onu iş kaybını önledik. Önlediniz. Ben dolaştığımda gerçekten sanayide hasbelkader bu başkanlıktan ayrıldıktan sonra en mutlu eden sizi sağlığa dokunduğu için nedir dediğinizde bir insan eğitimi, evet, yatılı çıraklık yurdu, meslek lisesi ve sağlık ocağı. Evet. Diğerleri bir şekilde oluyor. Evet. Ama insan sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. Temelini oluşturmuşsunuz zaten. Bu çok önemli bir çalışma. Bu arada yani neredeyse pazarlarda zeytinyağı satacak duruma geldiniz mi? Şimdi şöyle sanayi sitemize, evet, ne yaptınız? Bizden önce planlayanları, yapanlara, görev yapanlardan Allah razı olsun. Amin. Gerçekten çünkü bir eseri yapmak kadar korumak önemli. Tabii ki. 24 bin civarında ağaç dikmişler Akdeniz sanayi sitemize. Evet. Tabii süreç içerisinde bu ağaçların bir kısmı kuruyor, bir kısmı göçüyor, benzeri bir takım nedenlerden dolayı oluyor. Evet. Biz de sanayi sitemize bu bölgelere ağaç dikelim. Ama dedik ki, baktık işte kimse farklı farklı ağaçlar dikmiş. Çam ağacı dikmiş, Benjamin dikmiş, o dikmiş, bu dikmiş. Biz dedik ki bir caddemiz de var. Aslında geldiğinizden sanayiciler bakalım, o caddeyi Antalya'nın örnek bir caddesi. Yapalım oralım. Aslında şunu söyleyebilirim ki, orada? Başkanım, Antalya'da en güzel, en cadde, örnek cadde Benjaminli, Palmiyeli cadde nerede derseniz ben size Akdeniz Sanayi Sitesi'nde derim. O kadar ne, iddialı yani. O kadar da iddialıyım. Çünkü evet, dolaşıyorum tüm caddeleri. Evet. İşte Işıklar Caddesi'ni dolaşıyorum, Bahçeli'yi dolaşıyorum, Konyaaltı'nı şuraları buraları dolaşıyorum. Bizim sanayi sitesindeki 5009 sokak var, Abdi Yavuz Bulvarı ve yüzlerce turunç dikmişler. Yüzlerce Benjamin dikmişler efendim. Yüzlerce de palmiye dikmişler. Antalya'nın sembolü yani bunlar. Turunç, palmiye vesaire. Yani. Bu ara ara o caddenin başından tabii arabalar yokken şöyle bakıyorum. Bunlara diyorum ne kadar dua etsek bunlar dikenlere azdır diyorum. Ne kadar güzel. 24 bin ağaç dikilmiş. Biz de arkadaşlarla dedim ki biz buraya ne dikelim? Meyve versin. Zeytin dikelim. Suyu da az istiyor. Evet. Yaklaşık 600-700'e yakın Akdeniz Sanayi Sitemize zeytin ağacı diktim. Bugün hepsi veriyor. Akşam yukarı 7-8 yaşlarında, 9 yaşlarında. Verimli çağlarına geliyor. Verimleri. Evet. Geçen baktım bir sene zeytinlerin bazı bölgelerde verimi düşük ama bizim zeytinler baktım. Mesela bir nolu giriş var Akdeniz'de. Girdiğinizde. Evet. Hemen solunuzda sizi zeytin ağaçlarımız karşılayacak. Hatırladım, evet. Sağ tarafta da verimleri değil. Boş olan her alanlara zeytin dikiyorum. Peki ne yapılıyor zeytinler gerçekten? Ya esnaflar topluyor. Toplasın artık, değil mi? Toplasın. Güzel bir şey. Yani biz ağaca zarar vermeden toplasın. Yani değerlendirilmiş olacak. Ama şimdi guru guru bir ağaç dikmişsiniz hiçbir şey yok. Hiç adam, olmazsa oradan salamurasını yapar belki değil evet, mi? Yeter ki toplarken zeytini, dallarını kırmasınlar, zarar vermesinler. Evet. Öyle bir beklentimiz var. Çünkü şöyle, evet, sanayi siteleri, bir doğa, çarşı, pazar ne kadar yeşil olursa, çünkü binlerce sokaklarda araç var. Bunlar tozu, karbondioksit, var, karbondioksit üretiliyorlar. Bunları evet, bu doğadaki tozlar vesaireleri bu ağaçlar emecek. Tabii, i̇şte tabii. Okuduğumuz kitaplarda bir ağacın doğadaki ne kadar bir kirli havayı temizlediğinden bahsediliyor. Çok doğru bir hareket yapıyorsunuz. Ben de ara ara dolaşıyorum, ağaçların tepesine bakıyorum, yaprakların kirliliğine bakıyorum. Ha, diyorum ki doğru, geçen bir arkadaşıma bak dedim bu ağaç olmasaydı bunların yapraklarındaki tozu
biz midelerimizde emi olacaktık. Ciğerlerimizde almış olacak. Kesinlikle çok doğru bir hareket yani yapıyorsunuz. Yani o açıdan... Peki efendim biraz şeyi de soracağım. Hani büyümeye yönelik adımlarınız var. Peki oranın mutluluğunu arttırıcı, yani böyle sosyal etkinlikler falan da olabilir mi? Hani saat 5'te belki bitiyor ama hiç bilmiyorum. Yani neler yapıyorsunuz oradaki insanların daha mutlu olması için? Şimdi şöyle efendim, yazın pek bir etkinlik yapmıyoruz. Evet. Ama şimdi halı sahalarımız var. Bizim 4 dönümlük bir arsamız vardı. Yıllardır atıldı. Bunu nasıl bir faaliyete geçirelim dedik. Buna bir proje geliştirdik biz yönetim olarak. Yine sanayide bir esnafımıza yap işlet devret modeliyle kiraya verdik. Orada 2 tane halı saha, hamam, saunayı hizmete açtık. Evet. Yani Akdeniz sanayi sitemizde Türkiye'de sanayi sitelerine örnek olacak halı sahalarımızda hamam ve saunamız var. Bu çok önemli. Bir ziyaretinizde hem sanayi programında oralarda gezeriz. İnşallah gelip bir burada çocuklarımız görüşürüz. Kışın işte iş yerler arası halı saha maçları gençlerimiz ve diğer birçok etkinlikler yapıyorlar. Bunun dışında tabii Antalya çok sosyal bir şehir olduğu için akşamlar sanayi sitesinde çok etkinlik yapmanızın anlamı bir şeyi yok zaten. Olmuyor. Tabii İnsanlar dükkan, orası iş alanı dükkanlarını kapatıp doğal olarak ailelerine, evlerine gitmek istiyorlar. Böyle bir durumumuz var. Peki, ama yemek mesela konusunda gelen araçlarımız arıza yapıyor, gidiyoruz. Orada yemek yiyeceğimiz... Tabii sanayi sitelerimizde yemek lokantaları açısından çok şanslı yerlerden birisi. Herkesin bildiği gibi işte yolda yiyeceksen biliyoruz bunu, herkes söylüyor. Kamyoncunun durduğu yerden şehirde yiyeceksen sanayi sitelerine gideceksin. Lezzetli lokantaları sanayi sitelerinde bulursun. Evet. Bizim sanayimizde de böyle lezzetiyle, diğer yani hijyenik durumu, sulu yemeklerin, kebaplarıyla, köftesiyle kendini ispatlamış birçok lokantalarımız var. Ama sanayi sitemizde mesela kurduğumuz Akdeniz sanayi sitemizde en önemli projelerimizden bir tanesi güvenlik projesiydi. Akdeniz sanayi sitemizde güvenlik yoktu biz göreve geldiğimizde. Gelir gelmez sanayi sitemizin etraflarını 30'a yakın güvenlik kapısı yaptırdık. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla karar aldık. Valilikten oraların, yol sokakların kapanması ile ilgili gerekli izinleri aldık. Ve Akdeniz sanayi sitemizde şu anda 10 yıldır güvenlik faaliyette. Şu anda 8'de başlıyor. Sabah 7'de 9 tane güvenliğimiz görev yapıyor. 1 tane devriye aracımız, 4 tane devriye motorumuz var. Hizmet ediyoruz. Güvenlik kurulmadan önce yılda 700-800 olan hırsızlık sayısını bugün yılda 15-20'lere düşürmüştük. Vay inşallah, yani korkunç bir fark var yani. Yılda bugün mesela bu yıl Akdeniz Sanayi Sitesi'nde yılbaşından bu tarafa kaç tane hırsızlık oldu başkanım derseniz 10-12 geçmez. Neredeyse bitmek üzere yani. Geçen Kepez Kaymakamımız Samdullah Bey ve İlçe Emniyet Müdürümüzle görüşmeler yaptı. Dedim ki bize 2 de bekçi gönderin. Devlet şu anda bekçilik şeyi çıkardı. Doğru. Burada sanayi mahallesi. Dedim iki orayı bekçi gönderin. Tamam, biz de dedik emniyet teşkilatını zaten seviyoruz. Bir de dua edin. Sağ olsun. Bir de dua edin. İki de kurban gönderin size dedik. Daha vaat ettik de. Şu işte yaz dönem kurbandan da yedik. Önümüzdeki süreçte emniyet müdürlüğümüz 2 tane de orada kurban kesip teşkilatımıza orada bir yemek ikram etmek istiyoruz. Tabii, sağ olsun 2 tane de gece bekçimizi kaymakamımız gönderdi. Şu anda akşam 10'da geliyor. Sabah 6'da 8'de gece bekçilerimiz gidiyor. Bir ara 12'de. O da bizim güvenliğe destek oluyor. Abi dedim gönderebilirsiniz bir 3-4 daha alalım. Amacımız 4 tane daha alıp sanayide esnafımızın alın teriyle biriktirdiği o malının çalınmamasını, korunması çok çalınması, en aza indirmek ve böyle hem can güvenliği hem mal güvenliği, işte sağlamak. Esnaflarında zaten yeterince artık güvenlik kameraları da var değil mi? Yani kamera sistemini de kurduk. Fiber optik sanayi sitemizin komple yer altına döşedik. Şu anda kooperatifte mesela güvenlik merkezimiz var. O merkezde sanayi sitesinin 25 noktasında yaklaşık 90'a yakın kamerayla oraları izliyoruz. Bu çok önemli. Bunu da sağladık. Bu da yaklaşık 5 yıl önce kurduk. Bu da var olan güvenlik sistemimizi
biraz daha güçlendirmek kamerasını. Kamera hırsızı alıp yakalamaz ama hırsızı giden belirlenmesini sağlar. Tabii bazen bir adam, abi kamera yok mu diye esnaf, şöyle olun arkadaş, kamera adam mı yakalayacak? Değil adamın mi? Bir rengini bakalım, evet. Boyu, gözle, nasıl bir şey? Emniyet müdürlüğü görevler alacak onu. Onların da mesleği o, evet. Onu nasıl bulacaksa bulacak yani. Biz oraya giden işte verileri ortaya koyalım. Tabii ki yani. Bu şekilde evet, bu da güzel. Şey yapıyoruz. Peki efendim biz hala büyümeli miyiz yani sanayi sitesi olarak? Sanayi sitemizin hemen kuzey bölümünde bir 130 dönüme yakın 40 yıllık bir işgal altında arazimiz vardı. Bu arazimizde de 300'e yakın işgalci gecekondu vardı. Tapusu Akdeniz Konusu Sanayi olarak. Kooperatifi'nin. Evet. Bunlarla ilgili yıkım kararları var vesaire ama yıllardır çözülemedi. Geçmiş evet. belediyeleri çözülemediydi. Bunların çözümüne yönelik kooperatif yönetim kurulumuz. Geçmişteki başkanlarımız da o zaman belediye başkanları birebir uğraşmışlar ama çözmek bize nasip oldu. Sağ olsun Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü'nün sayesinde o bizlerin girişimleriyle buradaki gecekonducu vatandaşların tamamına 300'e yakın gecekonducuya Baraj Mahallesi'nde uygun fiyatla belediyemiz arsa verdi. Bu ne sorunu güzel. Çözmek için. Oo, oradaki iyi. Hak sahibi vatandaşların evet. tamamına ve buradaki gecekonducuların tamamını kentsel dönüşüme kattık. Kentsel dönüşümden de 18 aylık bir kira yardım alıyorlar. Hı hı. Ve şu anda 300'e yakın gecekonducudan 250'ye yakını evlerini gitti. Boşalttı, yıktık, evet. boşalttık. Ve geriye de bir 50 civarında gecekondu kaldı. Onların da Allah nasip ederse bir 5-6 ay içerisinde tamamıyla tahliye ediyoruz. Evet. Bu konuda bu sorunu tamamen kökünden çözülmüş sorunu, olacak. Peki sonra büyük bir olay daha. Yani evet, bugün bizim sanayi sitesinin önündeki en büyük olay işgal altındaki arazimizin tahliyesiydi. Evet. Evet. Bu konuda gerçekten Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü'ye ve oradaki tüm partilerimize mensup meclis üyelerine huzurlarınızda evet. teşekkür ediyorum. Önemli olan şu, yani sorunu çözmek. Bu sorun evet. var ama hı. bu sorun nasıl çözülecekti? Evet. Bu sorunla ilgili, çözme ilgili bir adım atmak gerekiyordu. Bu konuda da başkanımız zaten sadece bununla değil, diğer tüm konularda da alo diyoruz. Evet. Hemen bize ekip evet, ekibi gerçekten gönderiyor. Çok sorun çalışkan bir pozitif bir arkadaş. Çok, aynı evet. zamanda da zaten eniştemiz oluyor. Öyle mi? Hakan evet. Başkan, kayınpeder evet. de sanayimizde esnafımız. Öyle mi? Evet. Geçmişte evet. bizim sanayi sitenin başkanlığını da yapmış. Evet. Bazen sıkıntıya biraz düşersek torpilisiniz Hasan yani. Abi diyoruz. Evet. Senin damada söyle de şurada bir işimiz var. Evet. Hemen başkanım diyor. O da diyor ki Emir büyük yerden geliyor bir de Hakan o zaman başkanına güzel. Diyor ki gene evet. bizim kayınpederi ara böyle bir muhabbetimiz var. Güzel, ne güzel. Allah razı olsun. Biz evet. sanayi sitemize taş üstüne taş bizim elimizi tutan herkese biz gövdemizde ne kadar güzel. Yani herkes peki efendim o 30 son kalan 50 oraları boşalttıktan sonra efendim oraya da şu anda yaklaşık 250 civarında yeni iş yeri yapacağız. İhtiyaç var değil mi? İhtiyaç var tabii. Var, şu anda çünkü evet. sanayi siteleri dolu. Evet. Yeni iş yeri açacaklar. Artık mahallelere gidiyorlar. Hı. Mahallelerde bina altlarına işte giderseniz Düden Şelalesi yoluna giderseniz görürsünüz oralara. Sağlı evet, sollu tabii, demirci, tabii. tamirci birçok evet. insanları görürsünüz. Peki efendim şey mi yasal mı? Yani şimdi tabii ben kimsenin ekmeğine hiç dokunmamak tarafındayım. Yani yasal olsa olması konusunu bile pas geçiyorum ama mahalle içinde doğru bir davranış yani değil. Yani şimdi şöyle söyleyelim. Bu ülkede, ülkemizde evet. Evet. Maalesef millet istiyor, siyasetçi yapıyor. Evet. Milletin her istediğini yaparsanız karışır ortalık. Ortalık karışıyor. Evet. Yani şimdi seçimle olay olduğu için bu gibi konular hassas konular. Hassas konular tabii. Tekrar seçilme olayı var. Tekrar. Evet. Ondan dolayı kaçağın göçeğin onun bunun üstüne kimse ilgilenemiyor. Evet. Ancak işte görüyoruz, örnek alıyoruz. Son günlerde neyi görüyoruz? İşte Trabzon'da, Rize'de Ayder Yaylası'nı görüyoruz. Evet. 15-20 yıl önce ben gitmedim.
Ama 20-25 sene önceki o Uzun Göl'ün kenarındaki 8 tane, 10 tane ev, bir de cami görüyordum orada, bir cami. Evet, resimlerde evet, asıyorduk. Evet. Ama bugün o Uzun Göl ve çevresini ne hale kim getirdi? Bizler getirdik. Tabii. Yani, devlet tabii. Ne yapsın? Devlet evet. Şimdi oraya yıkım kararı alıyor, salıncakları sökme kararı, imar kararı vesaire kararı. Ama katleden bizleriz. Maalesef. Hepimiz sorumluyuz. Tabii tabii hepimiz sorumluyuz. Sadece tabii. Bizim de orada yaşasak belki göl kenarında bir evimiz bir ev olsun isteyeceğiz. Yani belki. Gölü görsün isteyeceğiz, doğayı görsün isteyeceğiz. Biri gelecek, o da görecek, bir süre sonra katledilecek. Evet. Yani doğayı devlet ne kadar koruyabilecek? Her gün İnsan senin başına korumalı. Jandarma dikemezsin, polis. Biz toplum olarak bilinçli olmak zorundayız. Çünkü cennet bir ülkede yaşıyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Tabii ki. Aslında bu şehirde güzelleştirecek, şimdi bazen siyasetçilerimizde güzelleştirecek bir şey yok. Antalya'nın her yeri yemyeşil. Zaten güzel. Sular akıyordu. Evet. Ne kadar şanslısınız. Siz suları kestik, yeşilleri kestik evet. Ve betonlaştırdık. İşte betondan sizin eviniz dört ağaç görüyorsa park görüyor diyorsunuz. Evet. Denizi çaprazdan bir metre görüyorsa deniz görüyor diyorsunuz. Evet. Bu hale biz getirdik. Bu toplum olarak biz bizden sonraki hiç olmazsa nesile güzel bir ülke sunmalıyız. İşte şimdi Salda Gölü var. Evet. Dün evvelsi gün Cumhurbaşkanımızın eşi Salda Gölü'ne geldi. Evet. İyi bir duyarlılık gösterdi. Ben de çok mutlu oldum. Hatta hı-hı. Oraya bir kuş da salındı edildi. Evet. Neyi gördü? Toplumsal duyarlılık Salda'da arttı. Çok güzel. İşte Çevre Bakanı da oradaydı. En i̇yi azından oraya ahşap bir şeyler hı-hı. yapılacak. Beton hı-hı. olmayacak dedi. Hı-hı. Sadece hı-hı. ahşap iyi bir şey. Hı-hı. Tabii oraya 400 bin bir sene vatandaş gitmiş. Evet ben de geçen ay orada gitmiştim. Evet. Gittiniz mi siz? Evet. Ben gitmedim. Nasip evet. olmadı. Ama şey de öyle, Uzun Göl'e de gitmiştim. Orası dediğiniz gibi. Ya, orayı da, ben de televizyonlardan orası. İzliyorum. Evet, orada bari Salda'yı koruyalım. İnsanlara evet. oraya yapılaşma yaptırmayalım. Doğru. İşte kesinlikle. Ahşaptan devlet insanların işte su ihtiyacını en azından orada bir şey ihtiyacın, tuvalet ihtiyacını gidersinler. Arabaları belli bir yere kadar gitsinler. Onu söyleyecektim. O mesafeyi korumalı. Bugün gazetede lazım. Okudum. Evet. Orada arabalar rally yarışı veya işte döndürülüyormuş. Devletin bu gibi özel yerleri özel bir koruma kanunu koruması gerekiyor. Hani sık sık konuşuluyor şu anda Türkiye'nin etrafında bir güvenlik bölgesi, aslında güvenlik bölgeleri oluşması lazım. O göllerin kenarında evet. gerçekten çünkü öyle. Kuruyor mesela Burdur Gölü hızla kuruyor. Çok diyorlar. Kötü bir veya durumda. Evet, Konya'daki evet, evet. diğer göller kuruyor diyorlar. Çünkü biz yani aslında suyu bol, tatlı suyu bol bir ülkede değiliz diyor. İşte kaynaklarımız kısıtlı. Bu kaynakları da çok verimli kullanmak gerektiğine inanıyorum. Kesinlikle. Yani zaten toplumsal duyarlılığınız bu konulara girerek de ortaya çıkmış oldu. İyi evet, sohbet yani ettik. Mesela burada bir şeyi evet. unuttum. Buyurun. Hemen onu da gideyim. Evet, bizim hemen sanayimizin bitişiğinde devletimize ait Kefes Özel Eğitim Engelli Okulumuz var. Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi olarak bu engelli okulumuzda projeler yürütüyoruz. Engelli bireylerimizin sosyal yaşama tutunmasıyla ilgili projeler yürütüyoruz. Burada 170 tane engelli birey öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin bölüm bölüm sanayideki iş yerlerimizi alıyoruz. Oradaki okuyan öğrencilerimizin ailelerinin, oradaki okulumuzun eksiklerinin giderilmesiyle ilgili, eksik materyallerinin giderilmesiyle ilgili çalışmalara destek veriyorsunuz yani. Evet, orada evet. mesela her sınıfa bir tane hayırsever şey yaptık, ayarladık diyelim, evet, yani, görevlendirdik evet, evet. diyelim. Evet. O sınıfın eksik materyallerinin giderilmesini o hayırseverimiz üstlendi. Evet. Diğer bir sınıfı ben üstlendim, bir sınıfı o ne üstlendik. Güzel. Bugüne kadar aslında biz çok yardımsever bir biz milletiz. Türk milletinin bir özeli imecedir mesela. Evet, imece evet. ama görecek yani. Tabii görecek. Tabii ki evet. bu verdiği yardımların, verdiği şeylerin suistimal edilmesinden dolayı toplum biraz geri duruyor bazı evet. şeylerde. Evet. Biz oraya götürdüğümüz tüm hayırseverlerimizi her sınıfta o engelli bireylerimizin eksiklerinin giderilmesine dönük her çalışmada hepsi destek oldular. Onlara
yılda iki kez eğlence ve etkinlik düzenliyoruz. Onların işte kermesler düzenliyoruz, sergiler düzenliyoruz bu özel bireylerimizle ilgili. Ne kadar güzel. Bunlara Allah razı olsun. Gerçekten destek çok oluyoruz. Önemli, çok önemli. Siz de bir gün orada okullar açılınca okulumuz İnşallah işte geleceğiz. Bir misafir edelim. Memnuniyetle. O çocuklarımızın iş adamlarımızı oraya davet ediyoruz. Hı hı. Farkındalık çalışmalarına destek oluyoruz okulumuzun. Devletimize evet. ait okul. Gerçekten Allah yani şöyle kimseye engelli çocuğu da vermesin. Çok zor bir olay. Kesinlikle. Onların o yükünü azaltmaya evet. yönelik ne çalışmalara hem katkı koyuyoruz hem destek oluyoruz. Onların da farkındalık diğer kişiler tarafından farkında olmasını sağlatmayı çalışıyoruz. Çok kutsal bir çalışma. Evet. O yani iyi ki böyle düşünüyorsunuz. Çok memnun onlara oldum. Onlara da destek oluyoruz. Ne kadar o güzel. O da beni kendi çocuklarım da var. Öğretmen kendi çocuklarım da. Evet. Onlar da diyorlar ki baba oraya git orayı da ihmal etme diyorlar. Değil mi? İş yerimden sanayimde artan zamanlarım da o engelli bireylerle geçiriyorum. Evet efendim, biz zamanımız dolu. Çok teşekkür ediyorum. Canlı yayınımıza katıldınız. Benim bir şiirim de var. Evet, son olarak cümleyi size bırakacağım. Hı. Gerçekten hem bilgilenmiş olduk. Akdeniz Sanayi Sitesi'nin durumunu öğrendik. Yapılan çalışmaları. Kafamızda çok güzel bir yer oluştu. İnşallah önümüzdeki günlerde hep daha iyiye, hep beraber çaba veririz. Sözlerimi toparlarken şöyle diyorum. Hı. Türkiye üretmelidir. Evet. Güçlü Türkiye'nin anahtarı üretmekten geçmektedir. Her alanda üretmek. Planlı bir şekilde. Çok düzen diyorum. Bu tarımda, sanayide, turizmde ama ülkemizin kaynaklarını koruyarak, ülkemizin gençliğini iyi yönlendirerek üretmeliyiz. Hı hı. Bugün dünyaya baktığımızda dünyada söz sahibi olan ülkelerin tamamı üreten ülkelerdir. Sanayileşmiş ülkelerdir. Evet. Bizim de bunu planlı ve düzenli bir şekilde geliştirmemiz gerekmektedir. Söz mü? Bir esnaf ve sanatkarlarımız için bir şiirim var. Lütfen. O şiiri okuyarak seyircilerime buyurun. Noktalamak istiyorum. Buyurun efendim. Kara gözlerine şafak düşünce bir bilge derviştir esnaf sanatkar. Kepenk seslerine dua katınca dükkan dükkan iştir esnaf sanatkar. Ahilik yolunda yıkılmaz kale, fecre dalga dalga yayılan hale, yurdumun her yerinde yanan meşale, sönmeyen bir ateştir esnaf sanatkar. Çırak odur, kalfa odur, çeker çileyi, işinde Yunus'tur bilmez sileyi, Türkiye'mde sarmış yedi bölgeyi, yiğittir, merttir esnaf sanatkar. Efendim çok teşekkür Ağzınıza ediyorum. Ağzınıza sağlık, çok güzeldi, çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Canlı yayın konuğum Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Sayın Mehmet Öztürk'tü. Birçok konuya girdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi geceler diliyorum efendim. Hoşça kalın.